Ve şimdi konversimizin tarifini vereceğim. 12 zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burada 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Son ilmeğimizin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şu şekilde şu yan taraftan devam ediyorum. Buraya da 9 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne. Şu şekilde CC ile bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar bu tarafta yine 9 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ikili trabzan ve 5 defa artırma yapıyorum. Yani bir ilmeğin içine 2 defa batıyorum. 1 artırma 2 artırma 3 artırma 4 artırma ve 5 artırma. Buradan yine 9 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şuradan şöyle yine birleştiriyorum. Evet, şu taban kısmı biraz katlanıyor ama önemli değil. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. 9 ikili trabzan örüyorum ve 5 defa bir sık iğne bir artır yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada bir sık iğne bir artır olarak 5 defa artırma yapıyorum. 1 ikili trabzan bir artır. Bir artırma oldu. Bir tek, bir çift iki, bir tek, bir çift üç, bir tek, bir çift dört ve bir tek, bir çift beş. Yine bu taraftan 9 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar şu tarafa birleştiriyorum. 2 zincir. Bir sıra daha artırma yapacağız. 1 2
3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada 1 2 tek bir artırma. 1 2 tek bir artırma. 1 2 tek bir artırma. Bu sıramızda 38 tane ikili trabzan olacak. Evet. Bir kez daha. 2 tek bir artırma. Yine yani 5 defa artırma yapıyoruz burada hep. Tamamdır. Tekrar şurada 9 tane ikili trabzanı düz örüyoruz. Sonlarda artırma yaptırma yapmadığımız için son tarafı katlanıyor. Ama önemli değil. Nasıl olsa içine kurulması gerekiyor zaten. Buradan da yine 9 tane ikili trabzan örüyorum. Evet, bitti. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir sıra 38 ikili trabzan var elimizde demiştim. Bir sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde 38 ikili trabzan örüp geliyorum. Bir sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde 38 ikili trabzanla ördüm. Burada siyah ipimi takıyorum. Bu sırayı 38 sıkı iğne ile dolanıyorum. Beyaz ipimi kesebilirim. Evet, bu sırayı sıkı iğne ile dolanıyorum. Bu sıramızı sık iğne ile dolanalım ve ipimizi koparalım. Evet, bir sıra sık iğne ile ördüm ve ipimi kopardım. Buradan 10 sık iğne saydım ve dibine beyaz ipimi takıyorum. Burada tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan neydi? Başına doluyordum. Sık iğne gibi tek seferde çekiyordum. Sık iğne gibi ama başını dolayıp çekiyoruz. 4 5 6 7 8 Dediğim gibi hep burayı tekli trabzanla 9 10 11 12 13, 14 ve 15. Şu şekilde bakalım. Evet. Bir zincir çekiyorum ve geri döndürüyorum örgümü. Buradan 15 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sık iğne. Tekrar bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bu kez şu şekilde. Başını doluyorum. İkisini bir çekiyorum ve ilmeğim de 2 oluyor. Başını doluyorum. İkisini bir çekiyorum. Başını doluyorum. İki tanesini çekiyorum. Böyle tığımda birleştiriyorum sıra sonuna kadar. Şu şekilde. Başını doluyorum, batıyorum ve ilk ikisini çekiyorum.
Başını doluyorum, batıyorum. İlk ikisini çekiyorum. Şu şekilde tığımda doluyorlar. Şöyle başını doluyorum. İkisini çekiyorum. Başını doluyorum, ikisini çekiyorum. Evet, 15 defa bunu tekrarlıyorum. Başını doluyorum. İki tanesini çekiyorum. Başını dolayıp ikisini bir çekiyorum. Şu şekilde tığıma donmuş oluyorlar. Evet. Şimdi şu şekilde hepsinin içinden geçirdim ve buraya düğüm attım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve ipimi koparıyorum. Şu şekilde. Ve hemen şu başlangıç noktama tığımı takıyorum. Burada da kırmızı ip kullanacağım. İki zincir çekiyorum ve trabzan yapıyorum. Sayıyorum şimdi. 2 3 4 5 6 Ayrık oldu çok. 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ikili trabzan. Buradan şu şekilde bir zincir çekip geri dönüyorum. 2 çekelim. Daha rahat olsun. Tekrar 12 tane ikili trabzan örüyorum. Bu kırmızı sıramız 5 defa olacak. 5 sıra olacak yani. Evet, ikinci sıranın sonuna geliyoruz. Ve bir zincir çekip geri dönüyorum. Ya da iki zincir olsun yine. Evet, bu üçüncü sıramızı örüyorum. Ve 4 ve 5 de örüyorum. Sonra ipimizi koparacağız. Evet, toplamda 5 sıra oldu. Bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Şu arkadan düğüm atabiliriz. Şekilde. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Buradan kırmızının başlangıcından şu şekilde batıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir şuradan aşağı doğru alalım. Evet. Burada 25 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24 ve sonuncuyu da şuradan yine kırmızıdan çıkarak örüyorum. 25. 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeği örmüyorum. İkinciden örüyorum. 23 ikili trabzan örüp buraya kadar geliyorum. Sonuncuyu örmüyorum. 23 ikili trabzan olmuş oluyor. Sonrasında yine 2 zincir çekip geri dönüyorum. Yine öreyim ben burayı da karışıklık olmasın. İlk ilmeği atladım örmeden. Ve dediğim gibi 23 tane ikili trabzan öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Sonda kalan bir ilmeği örmedim. 2 zincir çekip geri döndüm. Buradan da ilk ilmeği atlıyorum. İkinciye batıyorum. 21 tane ikili trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Son ilmeği örmüyorum fakat. Devam ediyorum. Evet, burayı da ördüm. Sonda kalan ilmeğimi örmedim. Yine 2 zincir çekiyorum. İlk ilmeği atlayıp ikinciye batıyorum ve burada da 19 tane ikili trabzanımız olacak. Sadece son ilmeği örmeyeceğiz. Ve bu sıradan sonra zaten ipimizi koparacağız. Evet, yine son ilmeğimi örmedim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Yine düğüm attım. Evet. Bu şekilde şöyle giydirmesini de göstereyim. Şu pantolonu bir kat daha katladım. Çünkü başka türlü olmuyor. Ayakkabı uzun.
Şu şekilde. Aslında bu kadar zor olmaz ama kameranın altında kameraya çarpmayayım diye uğraşırken kısıtlı bir alanda gerçekten zor oluyor. Şu şekilde uzun bir ip kestim. Bağcık için. Şuradan takıyorum. Ve şu taraftan da takıyorum. Taraftakini alıyorum. Buraya takıyorum. Şuradakini karşıdan takıyorum. Tekrar şunu bu taraftan, yani çaprazlı olarak takıyorum ipimi. İpi şöyle asılttırıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bir o taraftan bir bu taraftan geçirerek bağcığımı bitiriyorum. En son şu şekilde kurdele yapıyorum. Ve ayakkabılarımız bitmiş oluyor. Gerçekten kamera altında çok zor oluyor. Normalde ip geçirmek falan çok kolay bir iş. Şimdilik bu kadar. Geri kalan kısımlarını öreceğiz. Örecek olanlara kolay gelsin.